Evet. Pandemi bizi sıfır etkiledi ya. Yok. Böyle emek verince insan gençleşiyor ya. Öyle mi? Ne güzel. Ben geliyor muydum Fatih'e? He? Geliyorum ara sıra. Sen geldin mi sen olmuyor. Ben olmuyorum. Doğru evet. Evet olmadın. 50. 51. 52. 53. 54. 57. Evet katlanın. Katlanın. Kim çekiyor? Ben. Tamam. Merhaba Osman Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim, sağ olun. İyi. Siz de iyisiniz? İyiyiz, iyiyiz. Eşileri unutmuyorsunuz, ara sıra bakıyorsunuz. Evet. Şunlarda kar var. İçim yiyor. Alın için. Sana kim o da istedim. Bizim 7 binlik yapalım. Sen harika mı? Keskin. Alayım. Sayın hocam. Hem böyle arka arkaya yürümek de iyi oluyor. Böyle havalarda bayağı yoruluyorum. Aslında kardeş bir anımız ama. Akşamak istiyorsunuz. Bize git bir günler. Ne yapsınız? Kendimiz gitmiyoruz. Bakalım grup olarak. Ne yapacaklarımız yok. Vay Ebru'su falan ne lan? Saatlerce fotoğraflarımı ayıklıyorum. Ya öyle insanların yolunu çekiyor. Daha çok insanlara girebilir. Oyunluyorum. Ya. Bunlar mı onlar? Hayır değil. Ada çayı değil. Bir İlayda var. Motosiklet şampiyonumuz. Bir hocam var. Evet, çıkmış daha. Bunlar bizim güzellerimiz yani. Deniz olarak. Yakalamışım. Deniz olarak değil mi? Efendim? Deniz olarak. Desteklerinizi bekliyorum. Ben de çıkacağım. 60 yaşındayım. Bize sponsor aynen olmadan çıkamayız. Efendim? Bütün birikimi buraya yatırmayalım. Ahmet abi, tamam. 7 milyar bankadan aldı. Promosyon parası. 1 milyar lira da hükümet verdi. Sana nispet yapmış abi, video çekmiş, haberin olsun. Oldun da nefes mi alasın? Dinlenme. Öyle olması lazım da. Mesela öyle bir yere dönüştürürsün. Şimdi bir yere. Merhaba. Hoş geldin. Hüseyin. Hüseyin Şahin Özel. Hoş geldin. Merhaba Şerban Çamur. Şükret abi. Onda mı şey, sorun çıkıyor? Şu an en son yedi kaç bölümden direkt. Fotoğraf alabilir miyiz? İmkanı da olsa. Şöyle. Ben çekiverim. Ben halledeceğim. Fotoğraf başına kaç lira alalım? Tabii iyi bak değil mi? Kulübe bir katkımız olsun. Yok canım kulüpten size aktarım yaparız. Sponsor olur size. Gönüllü olmayacak. Halif bak kurban bugün bu. Yaşkın geri alıyorum sen buradayım ki. Geri mi alıyor? Geri alıyor. Aa geri yok geri yok. Falan dedim adam vurdu geri yapıyormuş. Türk askeri geri adım atmaz. Yandın sen. Şimdi baba benim çektim oldu bence benim yanımda. Başladığımız yer. 1700. Hadi dikkat. Tamam. Tamam tamam gördüm ben. Gördüm. Çok faydası değil. Çörüm perezleri gibi. Kaçmaları falan şey mi?
demiştim. Pazardan sonra ağaçlar tamamlanıyor. 600 gelmişiz. Rakım. 800. Fatih Bey, radarın komutanı. Radarda abi, ben güvenlikten sorumluyum. Evet. Ben güvenlikten sorumluyum. Evet. Kıta komutanı ayrı. Evet. Vallahi. Ya doğayı seven herkese istisnasız elimizden gelen ne varsa yaparız. Sıkıntı yok zaten. Hani. Yapmak istemedim. Kendi kulübümüzdeki arkadaşlar da tüm grupta atatırlar. Evet. Sen arkadaşsındır Şahin. Evet, evet. Gördüm. Ya ben de aramaya gittim işte. Arama kurtarmacı olarak biz de aynı sorunlardan muzdaribiz. Adam karababaya onlardan çıkmış. Bizim Boğaztepe'nin o tarafta sıkışıp kalmış. Tam tarafta sıkışta kaybolmuş. Ve... Son sıkışlar hep öyledir. Yok. Alışmışım da yürümeyin. Tuttu. Evet. Haydi bakalım. Zinciri bozmayalım, devam. Bundan sonra ardıç ağaçları artık. Bunlar ardıç. Ne zaman gideceksiniz? Selim beyler, Selim beyler. Zirvede bekliyorum. Ne oldu? Mola. Nefes. Nereye geçelim? Alabilirsiniz geri, ben şart değil bana. Ben tedbiren getiriyorum. Ben çantamı hazırladım. Çok nadir kullandığım, çünkü zaten sorumluluğu için kullanamıyorum. Kullanamıyoruz, evet. Benim de aynı. Artık önümüzdeki senelerde uğraşacağım. Ne tarafa? Candan! Candan! Ne tarafa gittiler? Bayanlar. Çekiyorum. Şurada ben sürekli olduğumda hareket ettiriyorum. Oh, ne oldu orada? Grup olarak malzeme alıyorlar, hazırlık ediyor. Gençlerden eğitime gönderdiğimizde tırmanma ipleri falan mı? Evet. Evet.
2100'ü geçmişsiniz ya. Geçtik. İlk yemek yediğimiz zaten uzun mola verdiğimizde 1700'dü. Yoldan gideceğiz artık. Bak şu anda taksisi olmasaydı var ya. Senin saatin de kalar. Ta kale ileride. Kar var burada. Burası karla birikmiş. Şurada uçurum var. Karla birikmiş. Aşağı yukarı. Çaylar hazırlamışlar zaten. Ama güzel. Güzeldi, evet. Yok, şey de güzeldi yani. Fazla yorulmadık. Tadını daha çekemi. Onu aldım yani. Yoktu. Hocam bir daha Muğla'ya ne zaman geleceksiniz? Muğla'ya. Mart sonu geleceğim. Kaşa geleceğim. Kaşta bile yürüyeceğim. Şey mi? Yürüyüşe. Evet. Ha, 16'sında şeye geliyoruz. Yürüyorum ondan arada. Var, evet. Bundan sonra bakacağız. Yavuz'la görüşelim de olmasa dedik Göcek'ten tersiye alalım şu karga doğru. Karga doğru. O pek. Şey yapalım. Paylaşmış ama ben görüşemedim. Onun altında şey katrancı koyuyor. Buraya gelecek. Geçenler de herhalde belgesel gibi şey de çekmeye gelmiştiniz. Yoksa ben yanlış. Ben arasıyla geliyorum çekmeye. Bazen şeyler alıyorum ben de kardeşim. O da ekip. Ekipmanlarım da geliyor. Geçen hafta Monaz'a çıkan mı? Monaz'a? Dandek. Şey, Dandek çıktı. Çıktı onlar. Çıktılar. Ama hep... Ya, hepsi gidemezdi. Bazıları çıktı. Ben onu değirmende geldi. Gelemedim şeyden. İşim çıktı. Ne zaman yaptın? Sizmeler yapıyoruz öyle. Şelaleler de var. Denizin şeyin içinde. Var. Var. Evet Melek Hocam. Ben hoş bulduk yaptım. Az da Uludağ'da gelip olmazsın. Yani sadece sadece. İşte onu ya. O kadar da hadisi her şey yazıldı ya. Sağ olsun. Bu
hocam her şeyi. Yok şimdi yani, o yok, yanıltıyor. Var. Aslında milli parkla bir değiştirmeler lazım. Onaz milli parkı değil, Can Kurtaran milli parkı olacak. Onu orada da bir park var. İlk önce derse evet. Ben de oraya yaptım. Tabii canım, şu Can Kurtaran milli parkı koyuyor. Yani. Onaz'ı hiç alır. Orası bak, ilçesi abi. Ayrı şey. Bak ya. Hatlarlar kapalı. Aşağıda inşallah vardır. Evet, aşağıda görürüz inşallah. Geldi. Duydu. Helva yesin gibi oldu yani. Evet. Dolma yedim. Şey getirmişti de dolma. Lahana doğru şeydi. Lahana. Karışık. Evet var. Sola git. Kar görünce millet heyecanlandı galiba. Uzun olmadı herhalde. Kar görmüş masum köylüler. Ne hocam? 2 Ocak 2022 2022 yılına zirve etkinliğiyle başladık Paktos Kulübü olarak. Mona zirvesi için etkinliğimizi düzenledik. Federasyon izinlerimizi, yerel makamlardan izinlerimizi aldık. Dün gece son dakika Türkiye'mizin gururu, öyle söyleyelim. Aynı zamanda hemşehrimiz Bekirli'den Gülmür Kumbak hocamız da Denizli olduğunu öğrendik. Hüseyin Şahin Özel Bey sayesinde bize katılabileceğini söyledi. Biz de tabii memnuniyetle kabul ettik. Askeri eksik malzemesine rağmen bize katıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz artık sözü ona bırakalım. Bu düşüncelerini onlara alalım. Evet. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim davet için. Beni de annem ziyaret İsmail abi. Şimdi hepinizle öyle tanışma şansım oldu. Ben Denizli'yim. Burada da okuyordum. Denizli'nin Bekirli'nin bir köyünde aslında. Ben 16 yaşında Denizli'den ayrıldım. Okul erken başlamış, özel erken. Şimdi üniversiteye Kızılcı Otlu'ya gittim. Şu Otlu'nun kapısı çevreye girdikten sonra olaylar gelişti. İçim değişik. Dağcılık
orada başladım işte bütün eğitim. Biliyorsunuz ODTÜ ekolü, ODTÜ dağcılık. Evet. Hepsine sonra orada eğitim olarak devam ettim. Sonra ODTÜ sağlık topluluğunda aynı şekilde. İşlere gidiyor musun? Sonra orada master yaptım ama master yaparken işte mühendislik yapmak istemediğimi fark edince babama işte işte master yaptım. Bir iki sene çalıştım Türkiye'de. Sonra doktoraya başlıyorum. Mühendislik okurken de risk çalışıyordum ben. Boğazdan geçen tankerlere risk analizi yapan yani dışarıdan alınan bir kaynak fizikler. Yani hepsinin bir arada olduğu. Sonra ben doktoraya ama tüketim ve pazarlama çalışmaya gittim. Ama doktoraya başvururken de benim yazdığım başvuru mektubu dağcılıkla ilgili. Şimdi ne alaka diyeceksin? Ben risk tüketimi çalıştım. Yani doktora tezim risk tüketim ve pazarlama. Eskisinden daha iyi. Eskisinden daha iyi. Allah ben bunu yapacağım. Eldiven düşmüş. Düştü bir daha. Hocam uç. Olur, Osman öldü orada. Kayarak gel, kayarak çek gel.
sen de çim çim. Kayalara dikkat et yalnız bak. Ben şu sırta şöyle bir gidip arkadan bulutlar. Ha tamam. Sen kayak pisti oluşturdun sanırım abi. Çabuk ben buradan zoomlarım hocam. Var ya yağ gibi oldu. Sen devam et. Bizim başkan o işi. O kayalar var ya Gündür hocam. Kayalara kadar gidebilirsin. Filyat olmuşsun evet. Değişiyor bulutlarda. Ama yalnız siyah, beyaz, gri nasıl bir şey bu ya? Abi bir şeyler oluyor burada şu an. Burada bir şey oluyor. Yukarıda kazanlar kaynıyor. O yukarı çıkışa bak şeyi. Biraz daha, biraz daha. Yok yok sağda şu. İleri ileri. Yapmış olmanın verdiği bir huzur vardı. Evet. Çok gerçekten bir hafiflik, bir rahatlık. Çünkü özgüven de vardı. Özgüven de vardı ama işte bütün yapmam gereken her şey, benim kontrolümde olan her şeyi düzgün olarak yaptığıma inanıp gitmiştim. Yani o nokta, o yüzden çok hazırdım. Evet. Dolayısıyla da yani hiçbir zaman mesela çok uzun ekspedisyonlarda, dağlarda hep olur. Hani insan bir kuşkuya düşer. Bir şey olacak mı, olmayacak mı? Hani ama böyle ben o şüpheyi yani neredeyse hiç yaşamadım. Şüphe duyuyorum. Yani kendimden şüphe duyuyorum. Tabii daha bilemiyorsunuz. Hani şüpheyeceğini. Ve ya, zirveye ulaştığımda tabii bazı yerleri tam hatırlıyorum. Yani çok yorgunluk, böyle perişanlık falan tabii ki var. 8000 metreden sonra hani. Ölüm bölgesinde. Yani gerçekten zor. Şöyle zirve, nasıl anlatayım, yani zirvedeyken... Hadi arkadaşlar son bir dakika, hadi. Takım çantaları. Yani zirvedeyken, yani çok inanılmaz bir, yorgunluk. Ama artık öyle bir noktada ki olay, siz artık o ettiğiniz acıya, yorgunluğa artık tepki vermiyorsunuz. Tepki vermediğiniz noktada tam işte meditasyonun en üst seviyesi. Yani artık onu kabul edip bu vücut benim artık acı içinde. Hani yorgunsun, oksijen yetmezliği vesaire, oksijen az biliyorsunuz. İşte onları kabullenip artık hiçbir şeye tepki vermeyince o an orada bir yani inanılmaz bir bir hafiflik hiç hissetmediğim gibi bir şey. O zirvede hissettiğim oydu. Ama tabii bu hani öyle bir duygu ki hep o duyguda kalmak istiyorsunuz değil mi? Kim istemez? Huzurun en sonu. Yani. Sonsuzluğa kadar mesela, öyle olmak öyle. Istedim. Şimdi o noktada da hep işte bir anda aklıma ya ben huzurda kalayım. Burada ben durayım. İsteği. Evet. Durmak istiyorsunuz. Yani durmak, orada olmak şöyle. Sonra tabii hayır. Beyin diyor ki aşağıya. Evet. Durursan ölürsün. Evet. Artık aklına yazılmış, çizilmiş bir şey var.
hemen o gidiyor beyne. Ondan sonra tekrar hareket etmeye başlıyorsunuz. Tekrar işte acı, ağrı, her şey geri geliyor vesaire. Ama artık yani geriye inmek de zirveye çıkmak kadar önemli olduğu için hani ortada işte ailenizi düşünüyorsunuz, annenizi vesaire. Yani inmek için ne gerekiyorsa, nasıl motivasyon gerekiyorsa o huzuru bırakıp aynen. Tekrar istemeyerek. İstemeyerek tekrar acıya. Öyle özetleyelim. Yani gerçekten bunu peki istedim. Peki hocam, zirveden ana kampa olan mesafe ne kadar sürüyor? Şöyle söyleyeyim. Biz hani bütün o aklimatizasyon, rotasyonlarını, her şeyi tamamladık. Ana kamptan ayrıldığımızda zirveye çıkmamız 4 gün sürdü. Evet. İnişimiz 2 gün sürdü. Yani 6 gün sonra biz ana kampa sonraki hedefiniz ne? Şimdi bundan sonraki hedefim ben her yedi kıtanın, coğrafi kıtanın en yüksek zirvesine çıkma projesine başladım. Bir şekilde rüzgarlar öyle esti. Başladım. Şimdi bitirmek üzereyim. Bir tek Antarktika kaldı. Diğerlerini hallettiniz. Diğerlerini hepsini tırmandım. Kanada'daki? Kanada'da, Alaska'da. Alaska'daki. Kuzey Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Makineye çıktım. İşte Güney Amerika'da, Aconcagua, Doğu Afrika'da, Kilimanjaro. Avrupa, coğrafi Avrupa, Elbrus, ondan sonra Okyanusya kıtasının en yükseği Kars Tanzı, ilk Türk tırmanışını yaptım, kadınıyla erkek. Ne kaldı? Neyi unuttum? Antarktika. Everest, Asya'nın. Evet. Peki işte Antarktika kaldı. Umarım inşallah oradan da güzel haberleriniz alırsınız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Projeler bitmez. Daha çok bir meslek hayatımızda başarılar diliyoruz. Huzurlar biz. Aramıza katıldınız. Onur bana ait. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Siz kimle gidiyorsunuz? Kaç tane dönemde? Bunlar Likya yol diyor. Hocam ben işte 2000 önce Ramazan mı? Evet Ramazan hocam. Tamam. Hocam. Siz hocam. De mi baktınız? Tamam doğru siz vardınız. Ben de orada bıraktım. Mart'ın şeyinde devam edeceğim. Eyvallah. Hayırlısıyla bakalım. Biz de Şubat'ın ilk haftası ya da 10. haftası. Siz tabii şeyde okul tatiline gideceksiniz. Buraya göre hocalar buluyor yani. Bak, bana bak.